Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık hücrede organellerin son kısmını açıklayacağım size. Mitokondri ve plastitler kaldı. Özellikle burada kloroplast organeli çok önemli bizim için. Hem mitokondri hem de kloroplast önemlidir arkadaşlar. Ayrıca buna bağlı olarak size bir hipotez anlatacağım. Endosimbiyoz hipotezi diye. Bu ikisine bağlı olduğu için o yüzden mitokondri ve kloroplastın özelliklerini vereceğim. Diğer plastitler olan kromoplast ve lekoplasttan da bahsedip daha sonra endosimbiyoz hipotezinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Notlarımı Instagram adresimden bulabilirsiniz. Her videonun açıklama kısmına linkini paylaşıyorum. Oradan gelebilirsiniz. Yine takip ederek video notlarını da alabilirsiniz. İsterseniz önceden notları alın, yazın, daha sonra videoyu takip edin. İsterseniz arkadaşlar sonrasında yine eksik kaldığınız yerleri yazabilirsiniz. Bu arada eğer videolarımı beğeniyorsanız yorumda yapabilirsiniz veya işte beğenmediğiniz yer olursa, önerebileceğiniz şeyler olursa arkadaşlar yorum yazabilirsiniz. Hani hocam şunu şöyle yapın daha iyi olur, bunu böyle yapın daha iyi olur diye dikkate alırım arkadaşlar mutlaka. Bir de abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Pek sevmem böyle abone istemeyi falan ama mecbur kalıyoruz bazen istemek için. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi gelelim mitokondri ve kloroplasta. Arkadaşlar hücre içerisinde çift katlı zara sahip olan organeller mitokondri ve plastitlerdir. Plastitlerden de en önemli olan kloroplasttır. Diğerlerinin de tabii ki önemi var ama bizim için daha böyle ayrıntılı işleyeceğimiz daha önemli olan kloroplasttır. Şimdi ilk önce mitokondrinin özelliklerini vereyim. Daha sonra arkadaşlar kloroplastı vereyim. Neden ikisini yan yana yazdım? Çünkü bunların ikisi birbirini dönüşümlü olarak görevlerini yapıyorlar. Yani bu ikisi birbirine bağımlıdır arkadaşlar. Bu yüzden oldukça önemlidirler. Nedir mitokondri? Arkadaşlar mitokondri tüm ökaryotik hücrelerde bulunur. Şimdi tüm ökaryotik hücrelerde bulunur dedim de mesela bazı hücrelerde bulunmayabilir arkadaşlar. Örneğin bizlerde al yuvar hücresinde mitokondri yoktur mesela. Neden? Bunun sebebi hemoglobin miktarını daha da artırmak içindir. O yüzden bulunmayabilir arkadaşlar. Bazılarında da istisnalar hariç diyorum buraya. İstisna illaki vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz biyoloji istisna bilimidir. Evet, tüm ökaryotik hücrelerde bulunuyor. Peki ne iş yapıyor? Arkadaşlar hücrenin enerji santralidir. Yani oksijenli solunum ile enerji üretir. Enerji dediğimiz yani ATP üretir. Enerji üretir dedik. Peki başka nasıl yapıyor bunu? Arkadaşlar oksijenli solunumun bazı evreleri var ki mitokondriyi zaten oksijenli solunumu anlatırken daha detaylı anlatacağım. Burada sadece basit bir şekilde veriyorum. Mitokondrinin içerisinde gerçekleşen bazı evreler vardır. Bu evreleri vermeden önce mitokondrinin yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü o evreler yapısında nerede gerçekleşiyor diye söyleyeceğim. Yapısına baktığımız zaman arkadaşlar bakın çift katlı bir zara sahip dedik. Dış zar düzdür. İç zar kıvrımlar oluşturmuştur. Şu şekilde şöyle kıvrımlar oluşturur arkadaşlar. Biz bu kıvrımlara krista diyoruz. Krista. Ayrıca mitokondrinin içerisinde DNA bulunur. Halkasal DNA bulunur. Daha sonra arkadaşlar kendine özgü ribozomu vardır yine. Ribozom kendine özgü. Bakın şu dış zardır. Dış zar. Her iki zarın ortasında bulunan bölgeye de zarlar arası bölge diyoruz. Zarlar arası bölge. Ayrıca mitokondrinin içerisinde bulunan sitoplazma benzeri yapıya da arkadaşlar ne diyoruz? Matrix diyoruz. Matrix. Şimdi bizim burada ilgilendiren bakın krista ve matrix. Neden? Çünkü oksijenli solunumun bazı evreleri burada gerçekleşiyor. Matrix'te gerçekleşen evreler şunlardır. İlk önce oksijenli solunum evrelerini söyleyeyim. Glikoliz evresi, asetil koenzima oluşumu, Krebs döngüsü ve
ETS yani elektron taşıma sistemi evresi. Arkadaşlar burada matrikste gerçekleşenler şunlardır. Glikoliz evresi toplazmada gerçekleşiyor. Tüm canlılar da ortak ve tüm canlılar da sitoplazmada gerçekleşir. Geriye kalan evreler ökaryotik canlılarda mitokondride gerçekleşir. Nedir peki bunlar? Asetil koenzima oluşumu, Krebs döngüsü ve ETS. Burada matrikste gerçekleşenler asetil koenzima oluşumu, ve Krebs döngüsü matrikste gerçekleşiyor. Ama arkadaşlar ETS nerede gerçekleşiyor? Kristada. Bu iç zar dediğimiz yapıda. Neden kristalar kıvrım oluşturmuştur? Bunun sebebi şu. ETS elemanları hani yüzey alanını artırarak ETS elemanları daha fazla yerleşsin buraya ve daha hızlı bir şekilde daha fazla sayıda ATP üretilsin diye arkadaşlar. İç zarın kıvrımlı olmasının sebebi budur. O zaman yazalım şöyle. İç zarın kıvrımlı olmasının sebebi kalemim bitti galiba. Bir kalem alayım da. Evet, kalemimi değiştirdim arkadaşlar. Şöyle sebebi diyelim. Sebebi ETS elemanlarının daha fazla sayıda yerleşmesidir. Yerleşmesi içindir. Bunun sebebi de dediğim gibi daha fazla ATP üretilsin diye. Şimdi mitokondri bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı olan kısmını ben size nerede anlatacağım? Oksijenli solunumu anlatırken burada bahsedeceğim mitokondrinin detaylı kısmından. Şimdi mitokondri ile ilgili bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biraz sonra kloroplast için de söyleyeceğiz. Kendine ait DNA'sı, ribozomu, işte kendine ait bir sıvısı, kendine ait bir nevi bir hücre gibi bulunmasından kaynaklı, şimdi kloroplast için de aynısını söyleyeceğiz, bir hipotez geliştiriliyor. Endosimbiyozis hipotezi dediğimiz bir hipotez. Bu ikisine bağlı olarak gerçekleştirilen, ortaya atılan bir hipotezdir. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Şimdi gelelim kloroplasta. Arkadaşlar kloroplast ökaryotik fotosentez yapan canlılarda bulunur. Bakın ökaryotik fotosentez yapan canlılarda bulunur. Arkadaşlar bunun da yine kendine özgü DNA, buraya yazmadım ama RNA'sı, ribozomu bulunur. Ayrıca dediğim gibi içerisinde bulunan sıvıya da özel bir isim veriyoruz. Bu sıvıda da hem organik hem de inorganik maddeler bulunuyor. Peki ne yapıyor? Arkadaşlar kloroplast fotosentezde görevli olan organeldir. Fotosentez yapar. Ayrıca içerdiği klorofil sayesinde bitkiye yeşil rengini verir. İçerdiği klorofil sayesinde bitkiye yeşil renk verir. O zaman bitkinin yeşil kısımlarında bulunur diyebiliriz, değil mi? Yeşil kısımlar nereler? Odunsu bitkilerde yapraklar yeşil kısımlıdır. Otsu bitkilerde de gövde ve yapraklar. Yani gövdede yeşil renkli olabilir. Kloroplast içerebilir arkadaşlar otsu bitkiler için. Şimdi gelelim kloroplastın yapısına. Arkadaşlar şöyle bir yapıya sahip. Bu da aynı şekilde çift katlı zarlıdır. Bakın şöyle çift katlı zara sahiptir. Yine dış zar, iç zar diyeceğiz. Dış zar, iç zar. Yine arada zarlar arası bölge var. Bu zarlar arası bölgeyi bilmenizin sebebi ETS'ye yardımcı oluyor. Çünkü hani ETS kloroplastta da var. Bu yüzden yardımcı oluyor. Ayrıca kloroplastın içinde bakın her birine granum dediğimiz üçüncü bir zar sistemi vardır. Bakın her birine granum diyoruz veya tilakoid diyoruz. Tamamına ise arkadaşlar ne diyoruz? Grana. Tamamına grana diyoruz. Etrafında zar vardır. Etrafında bulunan zara da bakın şöyle sanki etrafında zar varmış gibi göstereyim. Etrafında bulunan zarlara da tilakoid zarlar diyoruz. Şöyle tilakoid. İşte bu tilakoid zarlarda ne vardır? Klorofil bulunur.
bulunur. O zaman klorofile ihtiyaç duyulan kısmında, yani fotosentezin klorofil kullanıldığı kısmı nerede gerçekleşiyor? Bu tilakoid dediğimiz yapılarda, granalarda gerçekleşiyor arkadaşlar. Yine bunun da kendine özgü neyi var dedik? DNA'sı var dedik. Kendine özgü ribozomu var dedik. Ribozom. Tabii halkasal DNA'ya sahip bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle çift katlı, bunun içinde çizeyim. Çift katlı bir DNA'ya sahiptir. Şunları da RNA diyebiliriz. Aslında RNA'yı şöyle uzun uzun çizmem gerekiyordu. Yanlış çizdim. Burada da yine RNA var. Ribozomu, DNA'sı kendine özgü. Yani kendini eşleyebiliyor gerektiği zaman. Ama tabii ki kimin kontrolünde? Çekirdeğin kontrolünde eşleyebiliyor arkadaşlar. Evet, fotosentezin iki tane aşaması var. Nedir bunlar? Bunlar arkadaşlar, bu arada içindeki sıvıya da özel olarak ne diyoruz? Stroma sıvısı diyoruz. Işığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeler. Arkadaşlar, ışığa bağlı tepkimeler tilakoitte gerçekleşiyor. Bakın yazayım. Şöyle, ışığa bağlı tepkimeler. Işığa bağlı tepkimeler. Işıktan bağımsız tepkimeler ise stromada gerçekleşir. Işıktan bağımsız tepkimelerde arkadaşlar stromada gerçekleşiyor. Evet, kloroplastla ilgili de söyleyeceklerimiz hemen hemen bunlar. Neden bu kadar az bahsettim? Dediğim gibi fotosentezde ve solunumda ben size detayını anlatacağım arkadaşlar. İkisinde de bahsedeceğiz. Şimdi kloroplast haricinde iki tane daha plastit vardır. Nedir bunlar? Kromoplast ve lökoplast. Bakın şöyle kromoplast diyorum. Kromoplast ve lökoplast. Lökoplast. Bunların şöyle kısaca vereceğim bilgilerini. Zaten çok fazla da karşımıza çıkmaz. Arkadaşlar, kromoplastlar karotenoid dediğimiz pigmentlerini içerir. Nedir bu pigmentler? Bakın kısantofil sarı. Likopen kırmızı ve karoten turuncu. Bitki arkadaşlar hem bu renkleri veriyor hem de fotosenteze yardımcı oluyorlar. Bakın bitkiye renk verir. Bitkiye renk verir. Hem de ne dedik? Fotosenteze yardımcı olur. Fotosenteze yardımcı olur. Yani direkt fotosentez yapmazlar klorofil gibi ama yardımcı olurlar. Lökoplasta gelelim. Lökoplast renksizdir arkadaşlar. Lökoplast renksizdir ve bitkide tohum, meyve, kök, gövde gibi yapılarda nişasta, genellikle nişasta depo ediyor arkadaşlar. Nişasta, yağ, protein depolar. Protein depolar. Mesela patateste bol miktarda lökoplast vardır. Ayrıca bu plastitler, bakın şu üçü de birbirine dönüşebiliyor. Mesela bir elma yeşilken kırmızıya dönüşüyor. O zaman kloroplast kromoplasta dönüşmüş oluyor. Mesela patatesi güneş ışığında tuttuğunuz zaman, aydınlık ortamda bıraktığınız zaman yeşillenir. Sebebi lökoplast kloroplasta dönüşüyor. Yani bunlar birbirine dönüşebiliyor. Şimdi mitokondri ve kloroplasttan, diğer plastitlerden bahsettikten sonra gelelim anlatacağım endosimbiyosis hipotezini arkadaşlar. Evet, hemen sayfayı değiştirelim. Arkadaşlar, nedir endosimbiyoz hipotezi? Şu, bakın. Endo ne demek? Endo iç demek, değil mi? İç. Simbiyoz birlikte yaşam demektir. Birlikte yaşam. Hatta ekolojiyi anlatırken size bundan bahsedeceğim. Simbiyoz birliktelikleri. Şimdi endosimbiyoz hipotezine göre şöyle bir durum var. Diyor ki, kloroplast ve mitokondri bir zamanlar kendi başına yaşayabilen prokaryotik canlılardı. Neden peki bunu söylüyor? Diyor ki mitokondrinin de kloroplastın da kendine özgü DNA'sı var. RNA'sı var, ribozomu var ve DNA'sına baktığımız zaman DNA'sı halkasal. Ribozoma baktığımız zaman 70S büyüklüğünde, prokaryotlardaki gibi aynı 70S büyüklüğünde. O zaman diyor bunlar bir zamanlar prokaryotik hücrelerdi. Yani kendi başlarına yaşayabiliyorlardı. Ama sonra ortam koşulları,
elverişli olmadığı için yaşayamadılar ve gidip ökaryotik bir hücrenin içerisine yerleştiler. Böylece kendilerine özgü bazı görevler edindiler ve bu görevleri gerçekleştirerek birlikte yaşamaya başladılar. Yani mutualist bir ilişki kurdular. Simbiyoz zaten birlikte yaşam, içerisinde mutualist birliktelikler de var. Mutualist bir birliktelik kurdular ve birlikte yaşamaya başladılar. İşte endosimbiyoz hipotezinin açıklaması budur arkadaşlar aslında. O zaman şöyle diyelim. Mitokondri ve kloroplast bir zamanlar tek başına yaşayan prokaryot hücreydi. Zamanla ökaryotik canlının ya da ökaryotik hücrenin içinde yaşamaya başladı. Şimdi bunu söyledikten sonra, yani kısaca bir açıklaması yaptıktan sonra, nedir endosimbiyozisin dayanakları, yani bu hipotezin dayanakları nelerdir arkadaşlar, bundan bahsedelim. Şöyle yazayım. Endosimbiyozun dayanakları. Bir kere birincisi mitokondride işte kloroplast ve bakteri hepsi amitoz bölünmeyle bölünüyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Mitokondri, kloroplast ve bakteri amitoz ile bölünür. Nedir amitoz? Mitoz bölünme evreleri yok. Sadece DNA işleniyor, sitoplazma bölünüyor, bu kadar. Bu üçü de arkadaşlar aynı şekilde bölünüyor. Birbirine benziyor. O zaman geliyoruz ikincisine. İkincisi, mitokondri ve kloroplast çift zarlı arkadaşlar. Bakterilerde de hücre zarı var, çeper var. O zaman yine bir nevi benzerlik var. O zaman yazalım. Mitokondri ve kloroplast çift zarlı. Bakteri de hücre zarı ve duvarı var. Bu da bir nevi bir benzerliktir. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncü dayanağımız da şu. Arkadaşlar, mitokondri ve kloroplastta da yine DNA'larında plazmit şekli vardır. Yani yuvarlak, halkasal yapıya sahiptir. O zaman yazalım. DNA'ları halkasal. Yani parantez içinde yazayım. Plazmit. Halkasal şekildedir. Bu da yine bir benzerlik. Daha sonra diğer arkadaşlar, ribozomları 70S büyüklüğündedir. Bu da yine bakterilere benzeyen bir özelliğidir. Büyüklüğündedir. Arkadaşlar, zar sistemlerine baktığımızda siyonobakterilerin ve kloroplastın zar sistemleri birbirinin aynısıdır. Bakın, siyonobakteriler de fotosentez yapan bir bakteridir. Kloroplast da fotosentez yapıyor. Zar sistemine baktığımız zaman aynı. O zaman yazalım. Siyonobakteri ve kloroplastın zar sistemleri aynıdır. Daha sonra arkadaşlar, mitokondri ile mor bakterilerin enzimleri birbirine benzerlik gösteriyor. Onu da yazalım. Mitokondri ve mor bakterilerin enzimleri benzerlik gösterir. Evet, bu şekilde bence bunlar yeterlidir. Endosimbiyoz dayanakları bunlardır arkadaşlar. Endosimbiyoz'a göre, dediğim gibi, mitokondri ve kloroplast bir zamanlar tek başına yaşayan prokaryot bir canlıydı. Prokaryot bir hücreydi. Zamanla ökaryotik hücrenin içerisine girdi ve orada kendine özgü işler yapmaya başladı. Tabii bunu kimin kontrolünde yapıyor? Çekirdeğin kontrolünde yapıyor. Kendini eşleyebiliyor. Daha sonra
Ribozomuna baktığınız zaman bakteriyle aynı büyüklüğe sahip. Fotosentez yapan kloroplast siyanobakteri ile benzerlik gösteriyor. Yine mitokondri mor bakteri ile benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir hipotez ortaya atılmış ama tabii kanıtlanamadığı için hipotez olarak kalmıştır. Arkadaşlar böylece biz organeller kısmını bitirmiş olduk. Şimdi ben size bir de organelleri şöyle bir tablo halinde vermek istiyorum. Organeller zar sistemlerine göre. Üçe ayırıyoruz organelleri. Zarsız organeller, tek katlı zara sahip organeller, bir de çift katlı zara sahip organeller. Şimdi burada zarsız olan iki tane organel vardır. Nedir bunlar? Ribozom ve sentrozom. Sentrozomdan detaylı olarak burada bahsetmedim. Çünkü bir sonraki videoda hücre iskeletinden bahsedeceğim. Mikrotübül, mikrofilament gibi mikrotübülleri anlatırken sentrozomdan bahsedeceğim arkadaşlar. Tek katlı olanlar, bakın bir de çift katlı olanları da yazayım ben. Geriye kalanları tek katlı yazacağız zaten. Çift katlı olanlar nedir? Mitokondri ve plastitler. Plastitler kendi içerisinde üçe ayrılıyordu. Neydi? Kloroplast, kromoplast, kromoplast, lökoplast. Lökoplast. Geriye kalanları tek katlıya yazıyorum. Nedir bunlar? Golgi, ER, değil mi? Endoplazmik retikulum, kofol, lizozom, lizozom, peroksizom, peroksizom. Yine glioksizom arkadaşlar. Glioksizom. Bunlar da nedir? Tek katlı zara sahip organellerdir. Zaten organelleri anlatırken kimde ne var, kimde ne yok bahsettik. O yüzden hayvan hücresinde şu var, bitki hücresinde şu var demeyeceğim. Sadece kısaca bahsedeyim. Plastitler genellikle bitki hücrelerinde bulunur. Tabii fotosentez yapan işte algi olsun, örgülen olsun bunlarda da var. Ama bitki ve hayvan için karşılaştırırsak plastitler sadece bitkilerde var. Daha sonra lizozom, peroksizom hayvanlarda bulunur, bitkilerde bulunmaz. Sentrozom hayvanlarda bulunur, bitkilerde bulunmaz arkadaşlar. Bunlardan da kısaca bahsetmiş olalım. Evet, böylece organeller kısmını bitirdik. Bir sonraki videoda hücre iskeletinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mikrotübül, mikrofilament, arafilamentlerden bahsedeceğiz. Sonra ise hücre zarına geçiş yapacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.